Define ve Tarih Sevdası kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bundan sonra bir karar aldım. Son nokta olayı artık e, vermeyecek arkadaşlar. Sadece göndermiş olduğunuz işaretlerin yorumunu yani anlamını sizlere söyleyeceğim. Ne yaradığını, niçin yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını e, az bir şey de olsa belirteceğiz ona göre hareket edeceksiniz. Bunun dışında yine uyarıyorum arkadaşlar resmi kazı yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Niçin? Çünkü başınız kulağınız rahat olur. Bildiğiniz bir yer varsa eğer orada içerisinde bir şey varsa eminseniz resmi kazı yapın. En azından kafanız kulağınız rahat olur arkadaşlar rahat bir şekilde çalışmanızı gözetim altında yapacaksınız Burada bir koltuk işaretimiz var rütbesi mertebesi yüksek olan kişilere ait bir koltuk işareti ne demişti koltuk işaretine oturuyorsunuz koltuk işaretine sol koldan sağ omza doğru yani sağ, sol omuzdan sağ omza doğru Tüm her yeri konuşan ediyorsunuz arazide göze değişik gelen yerleri kontrol edeceksiniz. Mezar bulacaksınız. Yığıma taşlar olabilir, mağaralar olabilir. Dikili taşlar olabilir. Çöküntü, çıkıntı olan yerleri kontrol edin. Ayağınızın koyduğu yerleri kontrol edin. Bunun dışında koltuğun üzerinde herhangi bir işaret var mı, yok mu? Onun tespitini yapın. Bazen oyma işareti, halka işareti, ok işareti, üçgen ve işareti üzerinde orma ihtimali vardır arkadaşlar. Burada daha önce de söylediğim gibi bizim arkadaşlar fotoğraf çekmede gerçekten e, çok çok yeteneksizdirler. Niçin? Yani e, sanki birileri zorla burayı onlara çektirmiş. Yani öyle bir berbat fotoğraf çekilmiş. Ben bunu yakınlaştırmışım yani. Daha düzgün hale getirmişim. Yani toz makinesiyle çekseniz belki daha iyi çekilir. Arkadaşlar bu fotoğrafı çekeceğinize güzel bir şekilde yatay video çekmenizi tavsiye ediyorum. Burada sadece benim gördüğüm ok işareti var. Ok işareti bize bir yön verme işaretidir. Ee, bir de kanal görüyorum. O kanalda net bir şekilde belli değil kare işareti yapılmış olabilir çünkü dönüyor sola dönü doğru dönüyor. Buradan herhangi bir şey söyleyemiyorum. Sadece ok işareti dediğimiz gibi yön verme işaretidir. Sadece bir örnek daha vereyim. Hemen yanında bir kartal var ise ok işareti de varsa o kartalın mezarının nerede olduğunu, hangi yönde olduğunu gösteren ok işaretidir. Bunun dışında hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü bir şey gözükmüyor. Yani etrafta işaret yerine sadece ayak gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlarımızın ayakları gözüküyor. Ee, i̇nşallah daha iyi videolar gelir. Burada yine oyma işaretimiz var. Oyma işaretimizin anlamı değişiyor arkadaşlar. Ee, oda anlamına gelen oyma işaretleri var. Mezar anlamına gelen Oyma işaretlerimiz var. Ee, toplu yani çoklu oyma işaretleri bazen mezar bazen e, mezar olası bazen e, alanda çok sayıda mezarın olduğunu söyleyen işaretlerdir. Burada bir e, mezar işareti yani toprakta olan bir mezarın işaretidir. Kettik işareti ise yön veren işaretlerden biridir V işareti olabilirdi yanında. Murç izi olabilirdi yanında. Ee, yine üçgen işareti de olabilirdi yanında. Yani bunlar bize yön veren hani orada mezar var yön bu tarafta diye yön veren işaretlerden biridir. Ee, yine aynı bölge büyük ihtimalle oyma işaretimiz yani mezarın olduğunu söyleyen bir işaret. Fakat üst tarafa baktığımızda hemen oymanın üstüne baktığımızda kasa gibi gözüken kapak gibi gözüken bir yer var. Bunlar bazen mezar hediyesi olma ihtimali var Arkadaşımız orayı kontrol etsin Yani orada herhangi bir işaret yok Sadece kapak gibi gözüküyor Onun kontrolünü sağlasın ee, Eğer bir şey çıkmaz ise Bir 5 santim yine o kayayı kırarak iç tarafa girmesini tavsiye ediyorum ee, Aynı bölge büyük ihtimalle yine oyma işaretimiz mezar alanda birçok mezarın olduğunu söyleyen işaretlerden biridir arkadaşlar. Genelde bunlar mezar başlıklarında yani bizim mezar taşı dediğimiz e, baş kısma konulan veya ayak kısmına konulan taşların üzerine yapılan işaretlerden biridir. E, burada üçgen işareti görebiliyorum ve yan tarafında x işareti görüyorum ve alt tarafında düz bir çizgi görüyorum. Bu çizgiyi daha önce de söyledik. Bulunan bir işaretin alt kısmında veya üst kısmında yanlarda yatay değil de dikey şeklinde yapılmış ise bunlar bize bir metre ileride alt tarafta olduğunu söyleyen işaretlerden biridir. Yan tarafta veya sağda üst tarafta olduğunu söyleyen bir metre olduğunu söyleyen işaretlerden biridir. Burada yine üçgen işaretimiz var. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Üçgen işaretinde sol üst köşede bir kertlik verilmiş. Onun da bize yön verme ihtimali var. Bir de eşkenar değilse diyorduk. Eşkenar değilse uzun uç köşesi bize yine mesafeyi veriyor, yönü veriyor arkadaşlar. Tabi e, bu mağara olabilir, oda olabilir, mezar olabilir. Üçgen işareti yani içi boş kapalı bir alandan bahsediyor arkadaşlar. Orada herhangi bir define veya mezar olup olmadığını söyleyen bir işaret değildir. Şimdilik bu kadar diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.